Merhabalar hocam. Kitabımın adı Büyük Finansal Tufan. Yazarı da Erkan Öz. Erkan Öz bu kitabında bize felaketten nasıl kurtulacağımızı ve tarihin bu en büyük ekonomik yıkımını nasıl fırsata dönüştüreceğimizi gösterecek. İlk kavramımız yeni ekonomi. Yeni ekonomi, yeni teknolojilerin mevcut ekonomik yapılar üzerindeki etkisini ifade eden bir terim. Örneğin elektrik petrol rafineleri ve otomobil gibi buluşlar 20. yüzyılın başlarında sanayi üretimini önemli ölçüde arttırmış ve yeni bir ekonomik kalkınma süreci başlatmıştır. Son 300 yıl boyunca dünyada egemen üretim biçimi para temelli ekonomi veya basitçe kapitalizm olmuştur. Bir diğer kavramımız para tabanlı ekonomi nasıl ortaya çıktı? Kapitalizmden önce para bir değiş tokuş unsuru ya da değer saklayıcı bir mal olarak kullanılmıştır. Kapitalizm, paranın üretimini organize etmede birincil araç olarak kullanıldığı üretim şeklidir. Kapitalizmde üretimi para sahipleri organize eder. Kapitalizm nasıl hakim üretim biçimi oldu? Para üretim sürecinde her şeyi satabın satın alabilir hale gelince, üretimi düzenleyen paraya yani sermayeye dönüştü. Kapitalizm denilen bu yeni para bazlı üretim modeli feodalizmden üstündü kaynakları daha verimli kullandı ve çok daha fazla ekonomik değer oluşturdu. Sürekli üretim güçlerin gelişmesiyle 18. yüzyıl sonunda para bazlı ekonomi ya da kapitalizm sanayi devriminin İngiltere'de ortaya çıkmasına neden oldu. İlk aşamada bu yeni yaşam tarzı Batı Avrupa'nın geri kalanına ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı. Kapitalizmin özellikleri Para tabanlı kapitalist sanayi toplumu bir kitle toplumudur. Her şey büyük miktarlarda para ve kitlesel emek ile üretilir. Kapitalizm, para ekonomisinin özellikleri. Sanayileşme, fabrika üretim modeli, merkezileşme ve tekerleşme ve çekirdek hali. Enformasyonizmin özellikleri. Futurist Tafler, internetin doğuşu bir körfez devletinin ABD tarafından işgali ve 11 Eylül saldırıları gibi olayların gerçekleşmeden 20 yıl önce tahmin etti kendisi toplumları daha basit bir şekilde sınıflandırıyor. Taflara göre üç tip toplum vardır. Birinci dalga toplumlar, ikinci dalga toplumlar ve üçüncü dalga toplumlardır. Enformasyonizmin özellikleri Devasa ölçekte veri ve bilgi üretimi, bilgi ağlarının oluşturulması, çok merkezi yapılar, bilginin üretim faktörlerinin yerini alması, kişiselleştirilmiş üretim. Bir diğer kavramımız kapitalizmin nasıl yaşlanır ve ölür. Bir insan toplumu 200 yıldan fazla para temelli ekonomi altında yaşadığında kapitalizmin bu toplumda bazı doğal etkileri olacaktır. Bu etkileri şu şekilde sıralayabiliriz. Başlangıçta malların ve insanların üretimini arttırır. Daha sonra nüfusun yaşlanmasına neden olur. Merkezileşme ve bürokrasiyi arttırır. Egoları büyütür ve çekirdek aileyi parçalar. Yaşlanan nüfus Kapitalizmin olgunlaştıkça doğum oranları azalmakta ve yaşam beklentisi önemli ölçüde artıp nüfusun yaşlanmasına yol açmaktadır. Para temelli ekonominin son aşamalarında nüfus kayıpları bile görülmektedir. Şu anda tüm gelişmiş ülkeler yaşlanan nüfusun sağlık masrafları nedeniyle ciddi baskı altındadır. Devlet merkezileşme ve bürokratikleşme yoğunlaştığında ekonomik verimlilik azalır. Bu yüzden üretimi teşvik etmek amacıyla devlet müdahalesi gerekir. Gayri safi yurt içi hasıla ya da yıllık üretimde kamu ya da devlet harcamalarının oranını inceleyerek bu fenomeni ölçebilirsiniz. Çekirdek halinin parçalanması Gelişmiş para ekonomilerine eğitimli bireyler gerekir. Daha uzun süreli eğitim ekstra maliyetler getirir ve ailelerin daha sayıda çocuk, çocuk sahibi olmasını gerektirir. Büyük aile ve çekirdek aile yapıları Japonya ve Rusya'da birbirine karışmıştır. Fakat buralarda da ailelerin boyutu daralmaktadır. Hala gelişmekte olan bir ülkede olan Türkiye'de ise çekirdek ailenin tüm nüfus içindeki oranı Türkiye 2012 verilerine göre 155.1. Aşırı ve verimsiz kaynak kullanımı. Yaşlanan bir nüfus bürokratikleşmekte, artan yalnızlık çökmekte olan çekirdek aile yabancılaşmakta. Ve depresyon kaynak dağılımı ve kullanımında ciddi bir verimsizliğe neden oluyor. İç gücü verimliliğinde azalma Para bazlı toplumun bozulmasının ekonomide yarattığı en önemli etkilerden biri işgücü gücü verimliliğinin azalmasıdır. Yaşlanan bir nüfus bürokratikleşmekte, çekirdek halinin parçalanması, yabancılaşma, depresyon ve aşırı verimsiz kaynak kullanımı işgücü gücü verimliliğini bozar ve düşürür. Ancak yozlaştırılmış para ve enflasyon bazı hesaplama hileleri emek veriminin düşüşünü gizler. Bu nedenle para temelli ekonominin ilerleyen aşamalarında düşen emek verimliliğinin izini sürmek kolay değildir. Bir diğer kavramımız paranın yozlaştırılması. Sanayi toplumu eskidikçe, kaynak kullanımı etkisizleştikçe ve içgüdü verimliğe düştükçe büyük sermaye dayarlar ve finansal sistemi ve parayı yozlaştırmaya başladı. Yozlaşma da paranın üretimiyle başlar ve finansal sisteme ayrılır. Şimdi yozlaşmanın tarihteki çeşitli aşamalarını inceleyelim. Sağlam meta para. Bir mal tüketilmek için değil sadece piyasada değiştirmek için üretilmişse bu mala meta denir. Tüm metaları değiştirebilen meta ise paradır. İkincisi ise talep çekleri. Para ekonomilerinde üretimi organize etmekte kullanılan temel araç paradır para ekonomisi ilerledikçe ekonomik aktörler ilk olarak paranın sirkülasyon hızını arttırma ihtiyacı duydular. Bu gereksinimi karşılamak için bankalar, bankalar kendilerine altın ve gümüş para yatıranlara ne kadar altın ve gümüş gümüşleri olduğunu gösteren kağıt makbuzlar vermeye başladı. Onları güvenli tutması için bir bankaya altın veya gümüş emanet ettiğinizde banka size bu miktarda altın veya gümüş sahibi olduğunuz ve bunları istediğiniz zaman talep etme hakkınız olduğunu ifade eden bir kağıt parçası verirdi. Bu makbuzlar mevduat sahibinin gerçek parası için talep çekleri gibiydi. Zamanla insanlar bunları gerçek altın veya gümüş gibi takas etmeye başladı. FED'in kuruluşu Ulusal para bazlı ekonomilerde işçi sınıfı ve orta sınıf giderek güçleniyor ve zenginleşiyordu. İşçilerin talepleri her geçen gün artmaktaydı. Ayrıca küçük ya da artan ölçekli finans ve sanayi kuruluşlarının yeni dalgalar halinde ortaya çıkması para temelli tabanlı ekonomileri yöneten tekerler için tehlikeli bir rekabet ortamı yaratıyordu. Birinci Dünya Savaşı'na da yol açan bu iç ve dış zorluklar para ekonomilerindeki yöneticileri parayı yozlaştırmada yeni bir adım atmaya zorladı. Kağıt paranın teminatı niteliğindeki altın miktarını azalttılar. Böylece kağıt para yaratılmış oldu. Birinci Dünya Savaşı'nın yol açtığı benzeri görünmemiş yıkımdan sonra uluslararası finans ve para tabanlı ekonomileri yöneticileri altın değişim standardı olarak adlandırılan yeni bir uluslararası para sistemi başlatmak için aralarında anlaştı. Bu yeni sisteme göre altın ve İngiliz sterlinin yanı sıra ABD doları da dünya merkez bankalarının rezerv parası olarak kullanılacaktı. Ayrıca dolar ve sterlin de altına çevrilebilir olacaktı. Bir diğer kavramımız Britusus sistemi kağıt arkasındaki altın oranının tamamen kaldırılması. 1939'a gelindiğinde para temelli ekonominin liderleri arasındaki çatışmaların yeniden alevlenmesi 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına neden oldu. Askeri teknoloji daha gelişmiş olduğu için bu sefer yıkım ve kayıplar ilk savaştan bile daha korkunçtu. 1929 Büyük Burhanı ve 2. Dünya Savaşı'nın kombine etkisi uluslararası ticareti ve finansı neredeyse tamamen durdurdu. Bu para bazlı üretimi toplam çöküşe itebilecek yeni bir tehlikeydi. Yönetici elit kesim yozlaşma paranın yarattığı krizin 1929'da kendi kalelerini sağlamlaştırdığını görünce parayı, da daha, parayı daha da yozlaştırmak için yeni bir adım daha atmaya karar verdi. Para bazlı ekonomilerin üst düzey yöneticilerin temsilcileri 1944 yılında ABD'de Brit Vusus'ta toplandı. Uluslararası ticaretin yeniden işlemesini sağlayacak yeni bir uluslararası para sistemi kurmayı amaçlıyorlardı. Bretton Woods sistemi ABD aracılığıyla para temelli ekonominin üst düzey yöneticilerine herhangi bir altın rezerv kısıtlaması olmaksızın sınırsız miktarda kağıt para basma aracılığı tanıdı. Bir diğer kavramımız 2008 krizi kırılma noktası. Resmi olarak 2008 yılında sadece Lehman iflas etti. 18 Eylül 2008 Perşembe günü ABD Hazine Bakanı ve FED Başkanı kilit konumdaki senatörler ile bir araya geldi. Büyük bankalar için 700 milyar dolarlık bir acil kurtarma paketi önerdiler. New York Times'da yayınlanan bir makaleye göre kongre üyelerine bu planı kabul etmedikleri takdirde pazartesi günü ortada bir ekonomi kalmayabileceğini söyledi. Sistemin yöneticileri trilyon dolarlarca para bastı ve iflas eden bankalara verdi. Yani bu büyük bankalar hiç çökmemiş gibi bir izlenim oluşturdu. Bu yanılsamayı yaratmak için gereken parasal işlem insanlık tarihinde yapılmışların en büyüğüydü. Altından daha iyisi var. Yeryüzünde altından bile daha çok kazanç getirebilecek bir güvenli liman daha var. Gümüş. Tarihte Çinliler, Romalılar, Araplar, Türkler, İspanyollar, İngilizler, Amerikalılar ve diğer birçok millet para olarak gümüş kullandı. 1970'lerde Amerikalılar kağıt para basmaya devam ederken Nixon 1971 yılında ABD dolarının altın ile bahanı koparınca gümüş fiyatı da yükselişini sürdürüp 3-6 dolar seviyelerine tırmandı. Birçok yatırımcı gümüş satarak büyük kâra geçti. Bir diğer kavramımız küresel finansal manipülasyonlar. 2008 yılından bu yana yöneticiler bir rezerv para birimi olarak ABD dolarının gücünü korumak için ABD'nin faiz oranlarını ve altın gümüş fiyatlarını düşük tutmak amacıyla önemli faiz oranları, emtia, tahvil ve faiz oranı takaslarını umutsuzca manipüle ettiler. Böylece ABD dolarına, doları doları dayalı mevcut uluslararası para sistemi de muhafaza edildi. Yeni ekonomi ve finansal piyasalar. Genel inanışın aksine finansal piyasalar aslında bilgiye değil, paraya dayalıdır. Bu nedenle de bilgi ekonomisi yakın değildirler veri, bilgi ve bilgisayarları geniş ölçüde kullanırlar. Ama aslında para tabanlı oldukları için para ve sanayi ekonomisinin bir parçasıdırlar. Ve son olarak enformasyonizm kapitalizmin yerine nasıl geçecek? Kapitalizmin öncesindeki üretim modeli feodalizmdi. Feodalizmde insanlar doğrudan kendi ihtiyaçları için üretim yapardı. Ancak kapitalizmde insanlar pazarda satıp para kazanmak için mal üretir ama pazar için değil kendi ihtiyaçları için üretim eylemine tüketen üretim deniyor. Sadece bilgiyle tüketen üretim para ekonomisi veya kapitalizmi bastırıp gelecekte enformasyonizmi hakim üretim modeline dönüştürecek. Bu haliyle sadece bilgiyle tüketen üretim yaklaşan gerçek üretim devrimi için kilit niteliğindedir.